Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın kitabını dinler gibi dinleyenler Rablerinin rızasına daha çabuk kavuştular. Allah'ın kitabı Kur'an'ı insan sözü dinler gibi dinlemeye kalkışanlar da kendi elleriyle kendi iplerini çekmiş oldular. Bizim elhamdülillah iman açısından bir sorunumuz yok. Ama Kur'an'ımızı dinleyen kulaklarımızda çok kir var. Rabbimizin bir sözünü, bir ayetini bizzat Allah ile konuşup onu dinliyor gibi dinleme mücadelesi yapmamız lazım. Eğer filanca sahabiye Allah diyor ki dediği zaman Peygamber aleyhisselam Efendimiz duyduk, itaat ettik, tamam diyordu da bize Allah diyor ki dendiğinde aynı teslimiyeti gösteremiyorsak sahabe ile aramızdaki fark burada ortaya çıkacak demektir. Ne kadar farkımız varsa o kadar ciddi bir sorun yaşayacağız veya gecikeceğiz. İkisi de mümin olarak bizim aleyhimizdedir. Kardeşler, Allah'ın kitabı Kur'an'dan birkaç ayeti inşallah sahabe gibi dinleyelim diye okumak istiyorum. Rabbimiz cennetteki kullarının oradaki yaşantılarından bahsediyor. Oradaki hayatın ayrıntılarından bahsediyor. Hani kafirler cehenneme yuvarlandılar, müminler de cennete girdiler. Hayat ebedileşti. Bildiğimiz gibi cennetle cehennemin arasında ölüm bir koç şekline getirilecek ve boğazlanacak. Böylece ölüm ölmüş olacak. Ne cehennemde ölüp kurtulmak var, ne de cennette ölüp çoluk çocuğa miras bırakacağın bahçelerden ayrılmak var. Ölüm ölecek. Ondan sonra sonsuza kadar cehennemde ve sonsuza kadar cennette kalacak insanlar. Cennette kalan kullarının orada nelerle meşgul olacağını, nasıl bir hayat geçireceklerini Kur'an yüzlerce ayetinde anlatıyor. Kardeşler, bu ayetlere geçmeden önce bir küçük not zihnimizde kalsın istiyorum. Şimdi bazı müminler düşünüyorlar ki ah, Arapça bilecektin de bu ayetler okunurken de işte ne dediğini anlayacaktın, nasıl heyecanlanırdım o zaman filan zannediyoruz. Buna cevabım şudur: hayır, asla mesele Arapça meselesi değildir. Çanakkale'ye koşarak gidenlerin hiçbiri Arapça bilmiyordu. Ama sanki meleklerle tokalaşmaya, orada Cebrail aleyhisselamın indirdiği ayetleri onun ağzından dinlemeye gider gibi gittiler. Bu bir aşk ve heyecan meselesidir. Arapça bilmek, tefsir bilmek meselesi değildir. En basit örneğinden. Dinlediğin ayetlerde Allah kelimesi geçmiyor mu? Bunun Arapçası, İngilizcesi, Türkçesi yok ki, Allah işte. Bu söz yatağından kaldırmalı. Ezan cümlelerinde hayy alassalâ, hayy alfelâta ne demek istediğini anlayan insanlar mı hep camiye gidiyorlar? Yani camiye gidenler ezandaki çağrı cümlelerini anlayarak mı gidiyorlar, yoksa bu ezan beni çağırıyor diye mi gidiyorlar? Mesele anlamak, anlamamak meselesi değildir. Mesele yüreğinde Allah'ın kitabının ne kadar etki ettiği, ne kadar etki etmediği meselesidir. Evet,
Arapça bilsen, Kur'an'ın mefhumunu anlasan, şüphesiz nimet olur bu. Büyük bir kazancın olur.